Cumartesi akşamlarımızın vazgeçilmez neşesi Kalk Gidelim dizisinin başarılı oyuncusu Nilay Deniz, TRT1 izleyicilerine özel söyleşisiyle bir de bugüne konuk oluyor. Bunu yaptıkları okumadan çok özür dilerim. Güzel oyuncunun sevilen dizide başarıyla hayat verdiği Nehir karakteri, dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümünde babasıyla ilgili ortaya atılan iddiayla sarsılmıştı. Annem dedi ki, babana kendini çok kaptırma, onunla iş yapma. Çünkü o... Çünkü o Roman Rebrov'un ta kendisi. Öte yanda ise Nehir bambaşka bir problemle karşı karşıyaydı. Ne Canberk ne de Sinan Nehir'e olan aşklarında geri adım atmamakta kararlıydı. Son sözü ise Nehir söyleyecekti. Ama yaşadıklarımız ortada. Sen geldin ve resmen bizim aramıza girdin. Ben aranıza falan girmedim. Eğer öyle bakacak olursak bunu benim sana diye olmam lazım. Ama demiyorum. Niye demiyorum biliyor musun? Çünkü Nehir senin hislerine karşılık vermedi. Henüz. Henüz karşılık vermedi. Seninkine hiç vermemiş bile zaten. Hem sen niye hayatına devam etmiyorsun ki? Yaşanmış bitmiş işte. Niye önüne bakmıyorsun? Edemem Canberk. Çünkü bitmedi. Ben bitmiş bir şeyin peşinden koşacak bir adam değilim. Artık yarım bırakacak bir adam da değilim. O zaman kararı Nehir verecek. Diğeri de önünden çekilecek. Hiç kimsenin çekilmemek gibi bir lüksü olmayacak. Babalarının karanlık geçmişi her geçen gün biraz daha aydınlanırken yaşananlar Veli Demir ve Nehir'i alt üst etmişti. Emin olmamız lazım abi. Yoksa kafamız daha da karışacak. Olanları sadece izleriz. Nasıl olacağız ki? Seyfettin Bey'le birlikte yapacağız. Yoksa başaramayız. Zaten babam onun dışında herkesin aklını karıştırıyor. Peki ya babam gerçekten yaptıysa? Sonrasını bilmiyorum. Ama gerçekleri öğrenmek istiyorum. Ortaya atılan iddiaların doğru olduğu kanıtlandığında ise iki kardeş yıkılmıştı adeta. Komutanım. Kötü şey bilirsiniz. Nasıl yarım? Hem bu yaşananları konuşmak hem de dizinin bu akşam ekrana gelecek sürprizlerle dolu bölümüne dair merak edilenleri öğrenmek için sözü güzel oyuncu Nilay Deniz'e bırakıyoruz. Başınızı dik tutun bakayım. Kimse anasının babasının günahıyla kirlenmez. Siz ikiniz de pırlanta gibi çocuklarsınız. Nehir uzun süredir aradığı babasını bir süre önce buldu. Ancak bu kavuşma sonrasında yaşanan her şey pek bir tuhaf oldu doğrusu. Tuhaftı. Daha ailesinin olduğunu öğrendi yeni. Ve onun üzerine de babasını buldular Veli ile birlikte. Onlar için asıl şok Ali Demir'in gerçek kimliğinin ya da kişiliğinin ortaya çıkması. Aslında Nehir bence hiç inanmamıştı Ali Demir'in iyi biri olacağına. Birilerini sevebileceğine hiç inanmamıştı bence. Ama yine de inanmak istemişti babasının insan seven, çocuklarını sevdiğine inanmak istemişti. Ama doğru çıkmadı. Ve ona bir üzüldü yani Nehir. Ben öyle oldum. Harikasın. En az Sinan ve Canberk kadar TRT1 izleyicilerinin de çok merak ettiği bir soru var Nilay Hanım. Nehir İstanbul'a mı dönecek yoksa burada mı kalacak? Ne dersiniz? Yok şey. Nehir gitmek üzere gelmişti zaten Yeşilyurt'a. Bir ay izin alıp gelmişti. O bir ayı dolmak üzere gidecek. Ama yani gidecek mi, dönecek mi, kalacak mı, ne yapacak bilmiyorum orasında. Kızımızın kafası biraz karışık. Bana yaşadığımı göster, bir hayat belirtisi. Geri döneceğine söz ver. Canberk ile Nehir tam da güzel bir yola girdi derken
Sinan ansızın çıka geldi ve işlerin rengi bir anda değişti. Bu beklenmedik gelişme Canberk için olduğu kadar Nehir için de zor bir sürecin başlangıcıydı. Sinan? Bu aşk macerasında Canberk hayatında yeni bir sayfa açmak için mücadele verirken Sinansa yarım kalan duygularının peşinden koşuyordu. Sinan'la Nehir ne arkadaş olabilmişler ne sevgili. Olmaya çalışmışlar ama olamamışlar. Yani anladığım kadarıyla ikisinin de farklı hayatlarında yorucu şeyler vardı. O yüzden olamamışlar. Sinan'da bu olmamışlığı düzeltmek için Nehir'i buluyor. Nehir'e geliyor. Ama Nehir ne yapacak şimdi? Orasını bilmiyorum. İnanın hiç kestiremiyorum. Hiç tahmin edemiyorum. Nasıl olacak? Kız isteme mevzusuna gelince. Kız isteme var. Ama kız var mı? Kız var mı acaba? Nehir'in işi bir hayli zor. Peki siz böyle bir durumda kalsaydınız ne yapardınız? Bu durumda kalsam... Hiç bilmiyorum. Ne yapılır ki bu durumda? Gerçekten bilmiyorum. O yüzden vallahi Allah senelerimize falan kolaylık versin. Ne yapılır? Gerçekten bilmiyorum. Sen ne yapardın mesela yani? Muhtemelen biz de çok zorlanırdık Nilay Hanım. Neyse, Allah başka dert vermesin diyelim ve gelelim Yeşilyurt Köyü'ne. Nehir bu köyde acı tatlı birçok olay yaşadı ve görünen o ki bir süre daha yaşamaya devam edecek. Peki bu süreçte Yeşilyurt Köyü Nehir'de nasıl bir hissiyat oluşturdu sizce? Yeşilyurt Nehir'e çok iyi geldi bence. İstanbul'da işte plazalarda zor geçen, yorucu geçen iş kariyerden sonra bence burası ailesini bulduğu, asıl tutunabileceği yer olduğunu anlayacak bence. Çünkü abisini buldu, amcası var, yengesi var, onun dışında dalı ailesi var. Herkes çok iyi. Bence Nehir'in özlediği ve istediği hayat böyle bir şey. Veli, müsaade edersen Nehir'le biraz yürüyebilir miyiz? Nehir yıllar sonra kavuştuğu abisi Veli Demir'le her geçen gün daha da yakınlaşıyor. Hatta abisi konu Sinan ve Canberk olduğu zaman epey bir korumacı tavırla yaklaşmaya başladı sanki. Nehir'in buna çok ihtiyacı yok ama hoşuna gidiyor da komik, komik geliyor. Sette keyifler yerinde mi? Set yoğun, çok yoğun çalışıyoruz ama çok keyifli. Zaten köy ortamındayız, her şey çok şahane. Ekip çok tatlı. Ben zaten gelir gelmez alıştım. Daha ilk röportajımızla son röportajımız arasında hiç fark yok neredeyse yani. Aynı hissiyat, aynı samimiyet. Çok güzel gidiyor. Bahar da gelmiş buralara. Evet, ben deniz sezonunu açtım mesela. Evet. Çekimlerden arta kalan vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Muğla'da gidilecek çok yer var. Yani Bodrum'a, işte Akbük, Marmaris derken ben açtım sezonu Akbük'te. Geçen hafta. Sadece sineklerle biraz başımız dertte ama geçecektir diye düşünüyorum. Son olarak güzel oyuncunun siz TRT1 izleyicilerine tamam. Bir mesajı var. Bu akşam saat 8'de TRT'deyiz. Sürprizlerinizi kaçırmayın, mutlaka izleyin. İlacını al, hemen sakla. Sonra maazallah komple ev aşerer. Canberk ile Nehir'i derhal baş göz arpacık. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Kalk gidelim yeni bölümüyle. Bu akşam saat 20'de TRT1'de. Kız mı yok? Ama kız şarta mı görücülükte? Sen gördün mü bunu? Gebe vitamini. Benden kaçam hiç. Gösterilen lan kızlara verdi ultrasını. Neden nasıl oldu Eymin? İyi babaanne, seninki nasıl? Tövbe estağfirullah. Ben çözerim, ne oldu? Çözmem mümkün değil, ben Nehir'e aşığım.